Simple Movie State Emlak Firması ana sponsorluğunda Fios Continental Food katkılarıyla Londra Aktüel devam ediyor. İş adamı ve diyetisyen Hüseyin Özer, Londra Aktüel izleyicileri için kendine has tarzıyla lezzetli yemekler yapmaya devam ediyor. Bu hafta kıymalı karnabahar var. Diyetisyen Hüseyin Özer'le birlikte yine Sofra Restorant'ın mutfağındayız. Arkada hareketlilik devam ediyor Hüseyin Bey. Biz de yine yapması kolay, yemesi lezzetli, sağlıklı. Değil mi? Yine güzel bir yemek yapacağız bu hafta. Fiyatı uygun ve kışa uygun. Ailenin yemesi gereken bir yemek bu. Tamam. Ne yapacağız efendim? Pilav da gerekmez. Ekmek gerekebilir bir miktar ama doğru ekmek gerekir. Sağlıklı ekmek. Ekmek de sağlıksız biliyorsunuz. Lastik gibi bazı bölümler. Dikkat etsinler. Sevgili izleyiciler, iyi ekmek alın. İyi ekmek de yiyin. Şu iyi bir tereyağıdır. Bakın tereyağı. Ne yapacağız efendim? Önce onu söyleyelim. Karnabahar. 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 Şimdi şu soğanımızdan atalım. Hemen tereyağını koyduk tavamıza, derin tavamıza. Zeytinyağı da gelecek birazdan herhalde. Soğan, kırmızı biber, yeşil biber. Tabii tabii. Ginger azıcık. Tamam mı? Tamamdır. Süper. Zeytinyağı, tereyağı. Tamam mı? Bunu güzelce kavuracağız. Karnabaharı da mı kavuracağız Hüseyin Bey? Karnabaharı kavurmayacağız tabiatıyla. Kıymayı kavurdum biraz önce. Çekim zamanına uysun diye, zaman almasın diye hazır kavrulmuş kıyma var ama yine biraz ilavelerim var hoca. Zencefil vesaire. Azıcık şundan ilave edeceğim ben daha. Acı olmama kaydıyla ilave edeceğim az bir şey. Tamam mı? Tat versin. Acı olduğu belli bile olmayacak ama. Bir lezzet deyip kaybolacak o. Bu zencefil Türk askeri gibidir biliyor musun? Serttir, yiğittir, kahramandır ama. Lezzet verir yemeğe ve kaybolur. Sarımsak gibi değil. Sarımsak koku yapar sonra. Sarımsak da zaten güzeldir. O da Türk askerine benzer ama pişince kokmaz. Bu çiğken de yenir. Sarımsak sağlıklıdır zaten. Türk askeri de sağlıklıdır. Zencefil de işte tabii ilave oldu şimdi. O da sağlıklıdır. Bu ikisini devamlı kullanırım ben ısrarla. Bol soğan da kullanıyorum zaten her şeyde. Kış ürünlerinde mutlaka bunların olması gerekiyor. Yazın da olması gerekiyor da. Bu zencefil ve sarımsak da pişince kahramanlığını yapar. Kendisi yok olur, ölür, gider ama vatanı kurtarır. Yemeğin de lezzetini bunlar kurtarır. Koriyandırımız da geldi Hüseyin Bey. Bakın işte size... Anında pişti bu soğan değil mi sarımsak? Evet, sosumuz hazır. Şimdi sırada ne var? Karnabahar değil. Şu lazım bize. Neydi? Kıyma lazım. Bunu göstereceğiz herkese. Çabucak olduğunu göstereceğiz. Bu tencere yemeğidir. Tencerede olması gereken bir şey. Ben tavada yapıyorum. Karıştırıyorum. Şimdi az bir şey. Evet, kıymamızı attık Hüseyin Bey. Onu sosumuzla beraber kavurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce kavruldu bu değil mi? Evet. Kamera görüyor mu? Tamam. Tamam. Süper, teşekkür ederim. Evlat var o. Şimdi karnabaharımızı haşladık daha önceden. Acı suyunu döktük. Tamam. Karıştıracağız bunu beraber. Suyun içinde bunu birazcık haşladık mı diyorsunuz Hüseyin Bey? Azıcık haşlanması gerekiyor, fazla değil. Sonra kıyma ile beraber karıştırıyoruz tekrar. Tamam. Bu kıymalı karnabahar. Bu tencere yemeğidir. Bir tencere yemek bulur bundan. Çok da lezzetli olur bu mübarek. Çok da sağlıklıdır. Şimdi kavurduk, karıştırdık. Gördün mü ne güzel oldu? Evet. Şimdi azıcık sulandıracağım ben bunu. Tamam mı? Öyle mi? Evet. Burada et suyumuz var. Sebze suyu. Sebze suyu da olabilir bu, et suyu da olabilir, tavuk suyu da olabilir. Şimdi güzelce pişireceğim. Azıcık yeşil, taze kişniş atacağım üzerine şimdi. Bu kişniş çok güçlüdür. Pişince kendisi gider, lezzetini bırakır sadece. Yalnız başına çiğken yenmez bu. Hani... Sert Türk askeri vardır ya, onun gibi bir şeydir bu. Bu
böyle kahraman bir şeydir. Buyurun böyle. Bildiğiniz gibi. Bu da şey kahraman Türk hanımları gibidir. İp incecik ya bu. Öyle. Bunun dibi o sert tarafı şey Türk askerine, bu yeşil tarafı da Türk hanımlarına benzer. Tamam mı? Bu yemeğin üzerine attık mı lezzetini verir ve kaybolur gider kendisi. Öyle bir şey. En son atılır bu yeşil olan. Öbürü ilk başında atılır. Dibi. Bu yeşil bölümü de en son atılır. Çorbaya falan çok lezzetli verir. En son çorbayı atıp pişirirseniz, çorba piştiği zaman atılsa kendiliğinden pişer bu. Şöyle bir kamera görsün bunu. Sırala. Gördüğünüz gibi bunda salça fazla yok, görüyor musunuz? Evet. Salça lezzeti bozar. Ha. Tamam mı? Çok salça mahveder yemeği. Dikkatli olalım, tamam mı? Öbür tabağı uzat lütfen bana. Tamam. Hadi bakalım. Bunun suyuna ekmek bandırılabilir işte. Ama doğru ekmek. Tamam mı? Harika bir Türk yemeği size. Biraz daha kıymasını da ilave edeyim ben onun tepesine. Kıpkırmızı olur Türkiye'de bu. Hep şey yaparlar, bol salça konduğu içindir o. Hadi bakalım. Biz de bol salça koymadık. Onun için böyle rengi, karnı bana rengi gözüküyor, görünüyor. Tamam, hadi bakalım. Afiyet olsun diyelim şimdi. Evet, kaşıklarımız da geldi Hüseyin Bey. Ne tamam, diyorsunuz? Süper. Bu kaşıkla mı yenir? Bu yemek kaşıkla yenirse lezzetini alırsınız. Dibindeki suyundan da alırsınız. Ekmeği bandırmak zorunda kalmazsınız. Ekmek yemiyorsanız, diyetinizde ekmek yoksa, tamam mı? İstiyorsanız ekmeği bandırsınız, ekmeğiniz lezzetli olur. Veyahut da kaşıkla yerseniz yemeğiniz lezzetli olur. Değil mi? Soğusun diye bekliyorum. Gayet güzel bir yemek olmuş. Ne dediniz? Tencere yemeği bu. Evinizde bulunması gerekiyor mu? Mutlaka. Mutlaka. Kış yemeği bu. Kışın bunu yapıp yemek gerekiyor. Doğrudur. Harika bir şey çıktı yine. Afiyet olsun herkese. Çok kolay. Salçasını dengeli koyun. Çok fazla koyarsanız salça olur. Öbür türlü lezzetli olur işte. Harika bir yemek size. Afiyet olsun. Tavsiye ederim. Ucuza mal oluyor. Çapması kolay. Haşlıyorsun azıcık şeyi, karnabaharı. Kıymayı azıcık kavuruyorsun, zeytinyağı, tereyağı, zencefille, bol soğanla, hepsi o kadar. Biraz tuz biberden başka bir şey gerekmiyor. Bu yemeği kime peki hitaben yapıyoruz? Bu yemeği de erkeklere hitap, Türk erkeklerine. Hanımlarına iyi bakacak, kışın gidip para kazanacak, soğukta. Çocuklarına iyi bakacak, Türk kahraman erkeklerine hediye ediyoruz. Tabii, unutmuyor. Türk kahraman erkeği var ya bu dünyada. Çalışkan, yiğit Türk erkekleri var bu dünyada. Saygı duyalım, değil mi? Hanımlarımıza nasıl saygı duyuyorsak erkeklere de saygı duyalım. Erkeklere de biraz kredi vermek lazım. Çünkü hanım hakları falan derken erkekler kaybolmaya başladı. Sonra hanımlar bizi dövüyor diye falan başladı insanlar. Şikayet etmiyor şimdi İngiltere'de. Türkiye'de de hanım dayıya yemeye başlayabilirler bu gidişte. Onun için erkeklere bir destek verelim biz. Evet, erkekler lütfen... Çocuklarınıza, hanımlarınıza bu yemekten yapın. Çok kolay. Hüseyin Bey, 2018 geride kaldı. 2019 yılındayız. Şöyle 2018'i bir değerlendirelim isterseniz. Nasıl geçti 2018? 2019'da neler var hedefte? 2018'i çok iyi, çok güzel oldu. Çok pozitifti her şey. İngiltere bir Brexit oldu falan 2016'da. 2017-18'de hep böyle Brexit'te ne olacak falan diye, ama çok güzel oldu. Millet buraya rahatça giremez ileride diye. Turist akını oldu İngiltere'ye. Çok büyük pozitif bir şey oldu negatif olurken olacağına. Harika oldu. Kapıda kuyruklar oluştu. Harika bir şey. Türkiye'nin de yok ekonomisi battıydı da yanlış oluyor falan derken ne olur? İhracat yükselir. Türklerin karamsar olmaması gerekiyor. 2019'u biz geliştireceğiz. Biz pozitif yapacağız. 2019'dan biz bir şey beklemeyeceğiz. 2019 bizden bir şey alsın. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türklerden hepsinden. Yani değeri, pound,
Türk lirasının değerinin düşmesi, Türk ihracatının yükselmesi demektir. Burada İngiltere'de Brexit'ten dolayı pound'un değeri düştü, ihracat arttı, ekonomi canlandı. %1,5 beklenirken 3 oldu. 2,90 oldu, 2,60 oldu falan böyle. Çok güzel oldu. Yani hiç korkmayın Türk vatandaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarım. Hepiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak pozitif olalım hep beraber. Başka da bir şey istemez. 2019 Türkiye için en hayırlı yıl olacak, ben inanıyorum. Paralar kaçtı gidiyorum. Paralar kaçtı, adamlar da kaçtı. Sağlam adamlar Türkiye'de kaldı şimdi. Onlar Türkiye'yi geliştirecek. Ondan sonra kaçanlar diye geri gidecek Türkiye'ye zaten ondan sonra. Tüh niye kaçtıydık biz diyecekler, pişman olacaklar. Yani onun için buradakilere biz hoş geldin diyoruz. Ama geri gitmelerini, parayı Türkiye'ye geri, kazandıkları parayı Türkiye'ye yavaş yavaş geri göndereceklerdir bunlar. Şüphemiz yok. Hani Almancılar para gönderiyordu, Türkiye'den paraları kaçıranlar da bir miktarını Türkiye'ye gönderecekler zaten. Burada kazanıp Türkiye'ye gönderecekler bunları da. Negatif bir şey olmayacak, pozitif bir şey olacak. Durum böyle. Evet efendim, 2018'i Hüseyin Özer'in kendi yorumuyla dinledik. Biz önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Yine güzel bir yemekle sizlerin karşısında olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Benden de kocaman sevgiler sizlere. Yemeğiniz tutmazsa evinizde benim mail numaram var, yazın. Bir daha tarif ederim. O da olmazsa ben gelip ben yaparım. Özer@hüseyinozer.com. Değil mi? Özer@hüseyinozer.com. Bana yazabilirsiniz. Bekliyorum. Programımız burada sona eriyor sevgili izleyicilerimiz. Londra Aktüel ekibine ulaşmak ve sesinizi tüm dünyaya duyurmak isterseniz ekibimize WhatsApp hattımızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya buluşuncaya dek tüm ekibimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Simple Movie State emlak firmasının sponsorluğunda Fios Continental Foods katkılarıyla Londra Aktüel sona erdi.